Ben şimdi yazınız da hemen önümde açık. Evet. Önemli bir ifade kullanıyorsunuz. Bunun üstüne biraz konuşalım istiyorum. Kendi kimliği veya yaşam tarzı üzerindeki değişimlere adeta kılıf uydururcasına konuşmak. Evet. Şimdi bu son dönemdeki İslami kimliğe sahip, yani Bazı önceki dönemlerde kimliklerin evet. yazarların, çizerlerin çok fazla yaptıkları bir şey. Maalesef. Kendi dönüşümlerine diyelim biraz Evet. hafif ifadeyle kılıf uyduruluyor. Evet. Bu bir yozlaşma olarak görüyor E musunuz tabii bunu? ki yozlaşma. Adam inançlarını yaşamamaya başlamıyor. İnançlarını gene yaşarken şeklini değiştiriyor. Kendine göre bir uslup oluşturuyor. Yani burada ne oluyor? Bu sefer senin halk önünde inandırıcılığın kalmıyor. Mesela bu yazıdan dolayı bana çok küfürlü e-mailler geldi. Çok da umurumdu. Yani bana küfreden kendi küfre girer. Yani ben iki satırını okuyup ha çoğalırsa giderim mahkemeye veririm ayrı bir konu da. Ama yani şimdi o kılıfa sen uydurduğun zaman ne oluyor? Benim hayallerim yıkılıyor. Benim hayallerim yıkılıyor. Yani sen bu dünya bir imtihan dünyasıysa kalkıp bir televizyon kanalında partneri bana geçen sene saldırmıştı. Kendi programında da aradım canlı yayına bağlattırmadı beni. Kendisinin haberi var mı bilmiyorum. Görevliler bağlamadı. Gelin karşımıza dedik canlı yayına telefonla kanala bağlandı. Karşımıza hiçbiri gelemedi. Şimdi sen çıkıyorsun orada. Oh oh oynamalar, şay şay şay. Kadınla erkekler birbirini yiyor. Bazı programlarda saç saça baş başa pazarlığa giriyor. Orada da 10 tane kültür seviyesi veya eğitim seviyesi ne olduğunu bilmediğin normal insanları her gün getiriyorsun. Kadrolu seyirci. Bir de onlar yorumluyor. Yani ne yapıyorsun? Sen bir kere bütün değerlerini çiğniyorsun. Ondan sonra da diyorsun ki sen evet herkes ölçüsü nispetinde muhafazakardır ayrı bir konu. Ama de ki ya ben bu konudaki fikirlerim değişti. Ben artık bunu böyle düşünmüyorum. Ama bunu ben hala işte aynı insanım. Kalkıp da başka bir yarışma programına girip kılıktan kılığa giriyorsun. Oynuyorsun ediyorsun. Taklitler yapıyorsun. Mecburiyetin de yok bunu ama. Yani bir de şu var. Adam tiyatrocudur. Öyle alışmıştır. Şudur budur. Var böyle tipler. Ama senin böyle bir mecburiyetin yok. Yani bir takım şeyler normalleştiriliyor. Yine Tabii. toplumumuzun ve bizlerin çok yakından tanıdığı mesela bir yazar diyelim, ismini yine vermeyelim. Örneğin gece kulüplerine sağa sola giderken ekranlarda boy boy görünürken Evet. aynı zamanda şunu söyleyebiliyor: efendim ben zaten işte Mekke'nin fethi gecesinde gidiyorum, programı da takip ediyorum, ya da işte İstanbul'un fethi programına da gidiyorum. Yani o da olabilir, bu da olabilir noktasına getirilmeye Şimdi çalışılıyor gibi. işte orada ne yapılıyor? Tabii ki onun yeri ayrı, onun yeri ayrı. Allah indinde her sual, yani her günah veya her Şüphesiz ama bu ayrı. normalleşiyor. Ama tabii işte tehlike nerede başlıyor? Bu sefer ne yapıyor? Beyine öyle algılatıyor. Sen diyor namazını da kılabilirsin ama zina da yap. O an onun günahı böyle var ha. Mesela diyor ki onun yeri ayrı. Ben sormuşumdur bazı insanlara. Yani zina yapıyorsun diyorum. Namaz kılıyorsun mesela. Diyor ki onun yeri ayrı, onun yeri ayrı. Ya yani mantık aynı ama namaz sana bir şey katamamışsa o zaman oturup düşünmen gerekiyor. Yani biraz önce dedik ya neden namaz kılman gerektiğini. Ha insanız, hepimiz hata yaparız. Yani Doğru, öyle bir kınamıyoruz. şey tabii. Ama kalkıp da hani öbür yaptığın şeyi öbürünün üstüyle örtmen. Kılıf bu. Ha kılıf bu olmaz. Yani o yüzden hani deve kuşu misali yazının sonunda da yazıyorum ya ancak kafanı kuma göre gömersin ama avcılar seni sonuçta görür. O yüzden bu programlar gerçekten ben bunu böyle sert bir cümleyi kimse kurmuyor. Evlilik programları bu ülkenin başına gelmiş en kötü şeylerden biridir. Gayri ahlaki programlardır. Siz hatta toplumun değerlerine dinamittir diyorsunuz. Aynen aynen dibine koyuyorsun dinamit ya. Ben bir programda bir tane kız şey yaptı. Annesi telefona bir de şimdi anneyi telefona bağlatıyorlar kaynana namzetini. Çocuk bir şey söyleyince kız kalktı çocuğa tokat attı canlı yayında. Öbür taraftan sandalye kafalarda kırılıyor. Yani bunların bir ayarı yok ki. Ve benim en çok üzüldüğüm şey de bu programların bazıları muhafazakar dediğimiz kanallarda da yapılıyor.
Yani muhafazakar dediğimiz hani böyle biraz şey, hatta hani içki, sigara, biz hepsini bunu konuşuyoruz ya. Ben bir bakıyorum güya işte muhafazakar diye bildiğimiz gazetede boy boy bira reklamları var. Yani bira, iki tane bira markasının reklamını ben gözümle gördüm o gazetede. Şok oldum. Yani bu nasıl bir şey? İşin maddi menfaatin olduğu zaman mübah, öyle bir şey yok yani. Evet. Yok. Peki son 5-6 dakikamıza da geldik. Biraz isterseniz bu toplumdaki yozlaşma üzerinden gerçekten aslında bunun yanı sıra bizde böyle ama Avrupa'da da tam tersi bir hava var. Yayın öncesi konuşmuştuk Evet. sizinle. Aslında ben onu özel bir programa inşallah ayıracağım Kısa ama da yine de geçelim. yüzeysel olarak geçelim. Şimdi Avrupa'da bir bıkkınlık var. evet. Yani bir manevi arayış var. Tabii. Çünkü insanlar maneviyattan uzaklaştığınız zaman ve inandığınız gibi yaşamaya başladığınız zaman, işte yozlaşma olduğu zaman herkes birbirini kullanmaya başlıyor. Bugün Türkiye'de her gün 6 kişi intihara teşebbüs ediyor. Evet. Bu bir rakamdır. Bunun sebebi nedir? İnsan niye intihar eder? Çok ağır bunalıma girmesi için ağır olaylar yaşaması lazım veya inanç zafiyeti olması lazım. Şimdi Avrupa'da bu olaylar, tabii intihar olayları veya işte farklı cinayetler uzun zamandır bizden önce başladığı için ne oldu? Avrupa'da bunun farkına vardı. İnancın insan hayatındaki önemini, ve hiçbir şey yoktur ki insanları inançları kadar engelleyen. Yani bir insana haramı helali öğreteceksiniz. Allah sevgisini ve korkusunu öğreteceksiniz. Sadece Allah sevgisiyle olmaz. Allah korkusunu da öğreteceksiniz. Yani Cenab-ı Allah'ın korkusu ve sevgisi aslında annenin ruhuna vermiş. Bir çocuğa çok güzel bir şey var, alıntı var. Diyor ki, yaramazlık yapan bir çocuğa baktığınızda annesinden korkar ama şey, o korkudan kaçmak için gene annesinin göğsüne gider. Aynen. İşte o yüzden biz gene dönüyoruz, dolaşıyoruz bu programlar, televizyonlardaki diziler, kadın kimliği üzerinden. Bakın bugün Avrupa'da, İngiltere'de yılda 5000 kişi Müslüman oluyor. Bunun 2/3'ü kadın. 2/3'ü kadın. Ve Avrupa nüfusunun %6'sı Müslüman. Ve kadınların erkeklerin üzerindeki etkisi çocukluk yaşta başlayıp ta ölene kadar sürüyor. Bir erkek, ben hep hanımlara diyorum, önce annesini dinler, sonra karısını dinler. Annesi ve karısı yoksa, ölmüşse Allah korusun, bir kızı varsa gene erkek çocuğunu değil, kız çocuğunu dinler. Herkes şöyle etrafına baksın, önemli değil, 10 tane erkek bulsunlar böyle, sorsunlar, %99 bu rakam çıkar. O yüzden bu programlarda özellikle kadının cinsel obje olarak kullanılıp kadına şey veriyorlar, gaz veriyorlar. Bakın buradan coşkuyu veriyorlar. İşte ekonomik özgürlüğün var, sen özgürsün, erkeklerden ne farkın var, İşte sen istediğini yaparsın, soyunma özgürlüğün var deyip bu kadınların ahlakını en aza indirgeyip öyle bir kadının yetiştirdiği çocuklar ne olacak? Bugün anasına, babasına doğal gelen bu hareketler, yarın çocuk eve kız arkadaşını alıp odaya atar, hiç umrunda bile olmaz. Niye? Çünkü oraya götürülmek isteniyor. Halbuki dediğiniz gibi Avrupa, mesela Putin geçenlerde bir söz söyledi, din ve devlet el ele yürümesi lazım dedi. Evet. Bizde de yani laiklik adı altında din ve devlet işleri ayrılır. Aman din bize bulaşmasın. Yok yani, olur mu canım? Siz o zaman niye Diyanet işleri var? Olmalı da, eğer Diyanet işleri olmazsa bu kadar hani cemaat var, bu kadar tekke var, bunların da bir kontrol, bırakın sadece değil, kiliseler var, işte diğer dinlerin cemaatleri var, bunları bir şekilde kontrol altında tutmak lazım. Yani ki Rusya'da biliyorsunuz akşam saat, sabah ondan sonra alkollü bira yasaklandı. Hatta ben onu dedim, elim Putin'i yasaklar, bizimkiler ver coşkuyu, bizimkilerde Yeşilay'ı ben diyorum kapatın. Kapatın Yeşilay'ı, vallahi kapatın. Bir taraftan Yeşilay'ı milleti alkolizmden kurtarmak için açıyorsun. Öbür taraftan ne yapıyorsun? Gazetelerde. Bırak büyük gazeteleri. Mücadele veriyor Yeşilay, evet, buna rağmen. Evet, diziler var ya, diziler. Yeşilay ne yapsın ya? Tabii. Başkanını ben vallahi onun yerinde olmak istemem. Ayda bana 50 bin lira verseler Yeşilay'ın başına geçmem. Dizilerde, her dizide ama her akşam bu milletin gözünün önünde içki kadehi ama var. Ama sigara yasak Sevda Hanım. Aa tabii, o yasak tabii. O sigara yasak. Onu donduruyorlar, fakat bunlar her akşam ama. Bütün kanalları açın, bazı kanallar hariç, sizinki de tabii ki. Ama en çok seyredilen kalan kanallarda her akşam, hatta gündüz de mutlaka bir şarap, rakı,
Şimdi biraya başladılar. Amerikan kültürünü almaya başladılar. Bira şişeleriyle hani onların. O eksik onların, olurdu diyorsunuz. O eksikti. Onu elhamdülillah hamdolsun tamamladılar. Tamam. Tövbe yarabbim. Yani o yüzden bizim toplum olarak kadınlarımızın, biz gidiyoruz eğitimler veriyoruz. Kadınlarımıza doğru inanç ve değerleri vereceğiz ki biz güzel bir toplumumuz olsun. Ve buradan kadınlara söylüyorum, ne olur kendinizi kullandırmayın. Yani bir araba satarken bile bir mayolu kadın koyuyorlar. Yani onu bırakın, bir müzik klibinde, duygusal bir şarkıda kadın kendi klibinde soyunuyor, soyunmazsa seyredilmiyor. Yani böyle bir mantık oluşturuyorlar. Yani bugün Avrupa giyinmeye başladı, bizi hala soymaya çalışıyorlar. O yüzden aynı Putin'in, hani hatta bir üstadın 16 tane kitabını yasaklamış. Ben size söyledim değil mi? Evet. Dedim ki ben şahsen Bediüzzaman Hazretleri'nin 16 tane kitabının yasaklanması hiç umurumda değil. Kendisini yasaklamışlardı. Hala var. Kimse kimseyi sen haklıysan hak seni korur. Hazreti Ali'nin çok güzel bir sözü. Evet. Onda hiç ben bir problem görmüyorum ama Putin'i tebrik ediyorum. Putin kendi ülkesindeki boşluğu anladı. Kendilerinin dine karşı eksiklerini görüp ve dünyada İslam dininin en hızla yükselen din olduğunun farkına varınca kendince önlem aldı bir Hristiyan olarak. Yani Putin çok kendine göre çok mantıklı bir şey yaptı. Baktı dedi ki, görüyor da oradaki Müslüman olma oranını. Ne yaptı dedi ki, bu Bediüzzaman işte dünyada bu kadar şey olmuş. Ben dedi bunu yasaklayayım. Benim halkın zaten dedi manevi boşluğu var. Ben bunu, bunları Müslümanlara kaptırmayayım. Tabii Müslüman, bu İslamiyet'e bunları kaptırmayayım deyip kendince stratejik olarak doğru bir önlem aldı. O yüzden bakın, dünya maneviyata doğru gidiyor. Allah'ın varlığı birliği, ama bunların da hepsi Cenab-ı Allah'ın mucizesi. Bak bugün TÜBİTAK'ta evrim teorisine artık kitapları basmayacağını açıkladı. Evet. Yani yerle bir oldu. Yerle bir oldu. Geçen bir programda bir yazar arkadaş da dedi ki bana, dedi kendini inkar etti. Doğru yolu bulmak şey mi dedim, yani adam doğru yolu bulmuş dedim neticede. Hayır, ben bunu yaptım yıllarca, bunu mu demeyecek? İşte bizim çok enteresan, biliyor musunuz, bir programda bana ne dediler, bakın izleyiciler bunu seyretsin. Bu ülkede hala bunu şöyle bilen var. Ben böyle inançtan bahsedince yazar arkadaş dedi ki bana, din Allah'la kulun arasında olan bir şeydir dedi. Ve dedi, Allah, yukarıda Allah var. Allah'la dikey bir ilişkiye, iletişime geçeriz dedi. Canlı yayında ne dedim biliyor musunuz? Bir dakika dedim. Cenab-ı Allah yukarıda değildir. Dikey bir iletişime geçemezsiniz. Her yerdedir. Genel olarak bir iletişim halindesinizdir dedim. Bunu bana üniversite mezunu, aydın dediğimiz, ya vallahi alsınlar canlı yayında, dedi ki yukarıda Allah var, dikey bir iletişime geçersiniz. Sanki Cenab-ı Allah, şimdi karşı. Allah inancı beyinlere böyle yerleşirse zenginler yarın ne yapar? Amerika'da var ya Scientology tarikat, güzel bir uçak alırlar. Hop, Allah'a bir giderler. Öyle bir karşı. Biz bir Cenab-ı, hayır, gördüklerinizi de zannederler ha, biliyor musunuz? Evet. Beyin böyle bir şey. Kendi oraya çıktığı zaman oradaki duygularla zanneder ki, aa, yani bunu ben canlı olarak yaşadım. Yani siz, evet, işte insanları bu zihniyetten uzaklaştırmak için doğru programlar yapacaksınız. Ben de işte böyle doğru programlarda çağrıldığım zaman konuşmaktan, evet, dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ayağınıza ben sağlık. Teşekkür ederim. Önemli noktalara değindiğimizi düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte özellikle Avrupa'daki bu manevi, evet, yozlaşmanın ardından insanların bir boşluğa düşüşü ve, evet, ardından İslam'a özellikle yönelişi ayrı bir programda, evet, konuşalım, evet, istiyorum. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkürler. Sevgili seyirciler, konuğumuz Sevda Türküsevdi. Yazar Sevda Türküsevdi. Özellikle evlilik programlarını ve hemen ardındansa toplumdaki manevi boşluğu konuşmaya çalıştık. Kısa bir araya gidiyoruz. Az sonra...